Sıloscuğum, buralar sana emanet, tamam mı? Anneler gidiyor yemeğe. Sen yemeğini yedin zaten tatlı. Birazdan görüşürüz birkaç saatte. Anlaştık mı? Tut. Aferin sana. Günaydın. Erkenden uyandık bu sabah. Of, tam gün doğumu. Tam dağın arkasından gün doğuyor. Şahane. Şöyle bir sabah yürüyüşü yapalım mı? Çok güzel dinlenmişim. Deniz çarşaf gibi. Of, çok güzel. Ya burada beach voleybol oynuyorlar. Şahane, izlemesi çok keyifli oluyor ve çok da eğleniyorlar. Aman tanrım. Su o kadar güzel ki hakikaten burada insan yüzmeye doyamıyor. Yani günde 2-3 kere girmek bile neredeyse yetmiyor. Daha çok enerji olsa daha fazla girmek isteyebilirim. Dibi kum zaten, kum bir sahil. Yani ne kadar ileri giderseniz gidin dibini görebiliyorsunuz. Enfes. Of. Deniz bizi çağırıyor. Şimdi düşünün, bizim kamp alanının çadır kısmı şurada bir alan. Zaten şöyle dikdörtgen uzunlamasına gidiyor araziler. Orası bizim çadır alanımız. Yanı yine bir başka işletme. Orada yoktu o işletme daha önce. Tabii herhalde iş yapıldığını görünce o da gelmiş oraya bir işletme koymuş hemen yanına. Yanındaki alan bizim karavanları koyduğumuz ve en arka tarafı otopark olan yine alan. Bu tarafta da ağaçların burada, yine burada hiçbir işletme yoktu. İşte burası da yeni kurmuş. Burada da yine karavanları falan alıyor. Ön tarafta sahilde de çadırlar var. Kampımızın hemen yanında bir market var. O yüzden buraya gelirken stoklu gelmenize de hiç gerek yok. Burada her şeyi bulabilirsiniz. Şöyle bir karşıdan bakacağım. Ay ne kadar güzel. Böyle bir bakkal. Günaydın. 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 Şöyle bir bakkalınıza bakabilir miyim? Neler var neler yok şu diye. Hiçbir şey yok ama bakabilirsiniz. Sezonda daha fazla oluyor diyorsunuz ha? Sezon sonu geldiğinden dolayı. Doğru, haklısınız. Evet. Oo, burada köfteler var, tavuklar da var. Evet. Tost falan, pek çok şey var. Ne kadar güzel böyle deniz kenarında bir bakkal işletmek. Çok keyifli olmalı. Sakinlerimiz için, civardaki kamplar için. Evet. Bizim için çok iyi oluyor. Kesinlikle öyle. Tabii. Vallahi sizin için de böyle ya. Bakar mısınız şurada? Denizi seyrederek böyle bir işletmede iş yapabilmek çok güzel. Çocukluğumu hatırlattı bana. Harika. Şu köprüden geçelim mi? Evet.
Evet, burası ikincik restoran. Burası bayağı burada iyi yemek yapan restoranlardan bir tanesiymiş. Zaten çok az var yani, kaç tane, ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Bizim kamp alanının yemekleri gerçekten güzel. Yani mutlaka denemelisiniz. Bir gün bile olsa denemelisiniz. Biz zeytinyağlılarını falan yedik. Cidden güzeldi. Yani orayı da mutlaka, bizimkini de öneriyorum, ama onun dışında alternatif isteyenler için bu ikincik restoranda kuzinesi hiç fena değil. Burada da bir gün getirebilirsiniz. Şöyle koyun güzelliğine bakın. Ben burayı çok seviyorum yani. İnanılmaz çok seviyorum. İyi ki burayı Alperler devraldılar. Ve böyle bir kamp haline dönüştürdüler. Çünkü ben eskiden, yani işletmenin kendi sahibi burayı işletiyorken ikinciye gelememiştim. İşletemiyordu yani. Ne zaman ki burayı aldı çocuklar, şimdi ikincinin keyfini şahane sürebiliyorum. Ha, bu da işte civarda başka kampların da açılmasına vesile oldu. Bu da güzel oldu tabii yani. Alternatif oldu. Ay, şahane. Şahane. Güneş birazdan iyice kendini gösterecek. Bu yürüyüşten sonra da güzel bir deniz yaparız artık. Şunları çok sevdiği için bunları buraya bir türlü dayandıramıyorum. Aslında çok iyi bir fikir ama maalesef hanımefendiden dolayı, ya şöyle geçici bir ip bağladık da bakalım buna başka bir şey düşüneceğiz artık. Ön tarafa ne yapabiliriz diye. Perdesiz kalıyoruz çünkü sürekli. Hop! Hop! Senin izinden hep perdesiz kalıyoruz kızım. Gelip bütün perdeleri alıyorsun. Bu minik biçim de gelmiş, gel. Gel gel. Bunun da sesi hiç çıkmıyor. Bu kızımın da sesi hiç çıkmıyor. Miyav da miyav. Miyav da miyav. Minik kızım benim. Güzel kızım benim. Ay, bu hepsini alasım var. Hepsini. Hepsini alasım, sevesim var, tedavi ettiresim var, besleyesim var, sevgi veresim var. Bakasım var ya. Bizi kocaman kocaman böyle arazi lazım. Hep beraber yaşamak için. Ne güzel kızım benim. Sevgiye kimse karşı koyamaz. Gerçekten ya, sevginin olduğu her yerde, her yerde canlı var. Değil mi güzel? Aa, tıslamak yok ama. Bebek o da hatulosçu. Acıkmış anne. Hayır, hayır. Acıkmış. Acıkmış. Acıkmış, tabii ki yemek yiyecek. Hop.
Şu rulo işini mesela temizlik işini kızlar siz yapsanız ne kadar güzel olur. Ha? Öğrenin birazcık, tamam mı? Ha, bak yaptığınız bana ise öğrendiğiniz kendinize. Tamam, bak benim annem hep öğrendi bana. Öyle diye diye bir sürü iş yaptırırdı. Yaptın bana ise öğrendiğin kendine diye. Tamam mı? Sen de öğren ama yapma, ama bil. Bak yarın öbür gün lazım olur. Yuvanı temizlemek istersin, yuvan pislenir. Dersin ki ben biliyorum zaten temizlik yapmayı. Minivan hayatından büyük karavan hayatına. Yan tarafta birkaç gündür komşularımız sevgili Sibel ve Ali var. Hemen arka komşularımız da İknur. Birazdan onların aracını da gezeceğiz. Önce yan komşularla başlayalım. Ali, nasıl geçiyor Türkiye turu? Yorucu. Sen ilk kez karavan kullanıyorsun değil mi? Evet, yani hem de Almanya'dan o kadar yoldan geldin. Böyle de kıyı kıyı geziyorsun. Aynen. Sibel'cim gel sen, geç kalma ayakta. Geçebilirsem geçeyim. Hadi bırak. Tamam, zamanı buldum, bırakacak. Asıl yorucu benim için geçiyor. Ha? Evet. Çok yani yorucu. Çok yorucu. Hele yollarınız felaket yorucu zaten. Sen bir de tabii bu ikinciye gelirken o virajlı yollarda falan yani, da çok evet, korktun. Evet, o yollar beni çok yordu zaten. Yoksa çok güzel tabii Türkiye'miz. Her sene geliyoruz ama bu karavanla ilk deneyimimiz. Eğer o dağ tepeyi inip de burada seni görmeseydik benim çekeceğim vardı. Ama değil. İyi ki gelmişiz, iyi ki sizi görmüşüz. Değil mi? Vallahi çok güzel oldu. Çok keyifli birkaç gün oldu. Yani takip ettiğimiz için bütün o dağ tepeyi hanım sizi görünce unuttu. Yani unuttum, geri gelmez. Fark eder fark etmez zaten. Aa, nasıl bir şok oldum, sevindim. Ali bir de diyor ki, ya diyor, bu karavanı hep çeken arkadaşları izliyoruz YouTube'dan diyor. Kimse diyor hep diyor güzel tarafını gösteriyor. Hiç kötü tarafları göstermiyorlar evet. Diyor. Yol iz gösteren yok diyor. Değil mi? Yani en azından sahil kenarına değil. Biraz da tepelere, yolları. Değil mi? Göstermek lazım. Aynen, hele böyle karavanlar lazım için. Bu Mercedes değil mi? Mercedes. Sen bunu hazır içi her şey yapılmış aldın. Hemen yerleştin. Aynen. Hadi şimdi şöyle bir tur yapalım karşıdan. Evet. Direkt karşıda şöyle bir mutfak var. Yani Sibel o kadar tatlı tatlı şeyler yapmışsın ki. Minik dekorasyonlar. Vallahi bayıldım onlara. Çok tatlılar. Şu bak bak. Şu kelebeklere bak bak. Çok güzel. Burada bu o şey tüplü ocak değil mi? Tüplü, evet. Hı-hı, tüplü çalışıyor. Burası zaten ev ya işte. Hı-hı, çekmeceler var. Çekmeceler. Şöyle oturma alanınıza bakalım. Karşılıklı oturuyorsunuz. Karşılıklı. Bu masa dönüyordu da. Dönüyor. Hı-hı. Evet, kıvrılıyor aynı zamanda. Kıvrılıyor. Zaten burası ön konsol. Hı-hı. Bak şu tavan mesela, bir dakika güneş geliyor, şöyle tutayım. Havalandırması gayet güzel bunun. Bak bir de sinekliğin de var. Sinekliği de var hepsinde. Çok evet. Güzel. Bu taraf da galiba yine açılabiliyor. Orası da cam. Orası da açılıyor. Orası da camı kapalı tutuyoruz. Evet. Işte. Tabii şimdi zaten doğuya baktığımız aynen. İçin çok hoş. Aynen. Saklama dolapları var. Bakalım bu tarafta ne var kapı girişinde? Yukarıda kontrol paneli var. Evet. Oradan kontrol yapıyorsunuz. Altta televizyon. Ve bir düzenleyici. Bütün eşyayı ıvır zıvırı toplayan evet, bir şey değil mi? Aynen. Çok işe yarıyor. Çok işe yarıyor. Çok ben. Işe yarıyor. Kesinlikle. Çünkü dolaplar yani çok az olduğu için. Ve bir buzdolabı. Evet, şu yatağı göstermek istiyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Çok güzel. Ve burası gerçekten çok geniş görünüyor. İki tane rahat rahat yatak var. Mis gibi. Yan camlar gayet güzel. Havalandırma da şahane. Ay, duşa bakalım. Üstüne de havalandırma konmuş. Çok güzel. Bayıldım. Bu tarafta tuvalet. Evet, burası sadece duş alanı. Duş bak, sadece. Bunlar da böyle minik minik olduğu için mesela kapatabiliyorsun ama evet, açtığında yok, aynı zamanda bu alana da aynen. Bir ferahlık getiriyor tabii, değil mi? Tabii, evet, evet. En azından bari giyiyorum. Şurası bir koridor olmuyor. Tabii, tabii. Yoksa kapalı oluyor, dar oluyor. Evet, daha dar oluyor. Sürerken zaten mecbur şey yapmamız gerekiyor. Kilitlememiz gerekiyor oynamasın. Gerçi yine de oynuyor da. Tuvaleti de açabilir miyim? Tabii, tabii. Bakalım bu tarafta tuvalet. Evet. Havalandırmalar şahane.
Kasetli mi bu da? Kasetli. Burada da koca bir boy aynası. Vallahi çok güzel Sibel'cim, bununla bütün dünya dolanır. Sen şimdi ilk Türkiye ile başladınız ama döndükten sonra şöyle rahat rahat bir Avrupa turu yapılır bununla. Evet, evet. Önce birkaç ay dinlenmemiz gerek. Evet. Ondan sonra. Birkaç ay dinlendikten sonra çok keyifli bir Avrupa turu yapılır. Şahane. Bayıldım. Ali bize. Gel. Heh, bize şu kapağın içinde neler var bir de onu göster bakalım. Açıyorum. Evet. Açtım. Evet. Çamaşır makinesi çıktı ya. Vallahi böyle uzun yolculuklarda şahane. Kullanıyorsunuz bunu ve ne kadar rahat değil mi? Aynen. Çok güzel bir şey. 4 kiloluk. Hı hı. Hemen hemen 35-38 litre su kullanıyor. Vallahi çok güzel. Harika. Bu karavanlar için normal ev tipinden daha farklı oluyor değil mi? Evet. Biraz farklı oluyor. Bunlar özellikle karavan için. Hele hele bu kendi marka. Hem su için hem elektrik tüketimi için. Tabii. Elektrik su çok az. Evet. Daha az kullanıyor. Ya bir de bakar mısınız keyfe, yukarıda da kahve makinesi var beyefendinin. Dün bize kahveler yaptı. İkram ediyor. Kahve makinesiyle beraber kahvesiz yaşayamam. Aynen. Sabahları muhakkak içmem gerek 2-3 tane. Öğlenleri. Öğleden sonra. Peki bir şey soracağım. Böyle bu tip araçlarla trafikte bizde rahat gidebiliyor musun? Yok. Birazcık araba geniş olduğu için yollarda maalesef bizim vatandaşımız yol vermiyor. Ha. Sıkıştırma yapıyorlar. Aceleci davranıyorlar değil mi? Özellikle bir de sağdan çok giren oluyor. Hmm. Beklemediğin anda bir bakıyorsun sağdan biri çıkıyor. Ha. Veyahut da daracık yere hemen burnunu sokuvar ya. Hı. Yani maalesef yol verme yok. Kendisini de riske atıyor, seni de riske atıyor. Aynen. Şimdi yan komşuya gidiyoruz. Yan tarafta minik bir saray var. Sarayını almış da gelmiş arkadaş. Almanya'dan. Sevgili Muzaffer'le tanıştırayım. Nasılsın Muzaffer? Teşekkür ederim. Siz iyisiniz inşallah. Teşekkürler. Sen ne kadar oldu Türkiye'ye giriş yapalı? 3 hafta oldu. Nasıl geçiyor 3 hafta? Çok güzel geçiyor. Yani deniz, hava, su, insanlarımız. Ben hepsini çok çok seviyorum. Özlüyorsun bir de değil mi ya? İnanın ki Kapıkule'ye giriş yaptım, indim. Yere yattım, toprağı öptüm. O derece yani. Değil mi? Yani böyle, gurbetçilik böyle bir şey. Ya çok haklısın. Evet, şöyle gösterelim minik sarayı. Ne kadardı bunun boyu? Bunun boyu 9 metre. Ey maşallah. 7,5 ton. 7,5 ton. 7,5 ton. Çok, bir de yani şu Köyceğiz yolunda geldim, bir de gece gelmişsin. Gece geldim, evet. Gece geldim. Ben alışkınım yollara yani. Hani mesleğim değil ama çok gezdiğim için alışkınım. Şimdi şuradan girelim içeriye. Ah. Evet. Hakikaten bu yani burada yaşanır yani ev yapılır. Ev olarak bile yaşanır. Burada şimdi ocak, bir de bu üç gözlüydü. Evet, üç gözlü ocağımız var. Evet. Eviye var yan tarafta. Bu ne? Bu çöp kutumuz. Aa, çok böyle iyi mi? İçine poşet var, hemen boşaltıp atıyoruz. Çok güzel. Yani. Burası salon diyelim artık. Öyle bir şey. Burası hem çek yat, iki kişi yatabiliyor. Açılıyor. Bayağı bir açılıyor, buraya kadar açılıyor. Aha. Tahminle 1.40 oluyor. Çok güzel. Evet. Burada yemek masasında burada iki tane koltuk var. Masayı çekebiliyoruz, açabiliyoruz. Hem pancur hem sineklik. Evet. İkisi de var. Evet. Güneş aldığında çünkü cam konusu bayağı iyi yani. Aydınlık oluyor ama panjur olduğunda da istediğinde de karanlık oluyor. Rahat rahat da gece yatıyorsun. Evet tabii ki. Çok güzel. Burası ön taraf. Şöyle mavi. Harika. Aracımız 91 model. Heh. Fakat teknik olarak son işte artık her şey var yani. 400 amper lityum akümüz var. Hı hı. Sonra işte elektriği 220 volta çeviren, ne diyorlar Türkçesi? İnvertör. İnvertör var. Heh. Evet. O yüzden yol esnasında 220 volt kullanabiliyoruz yani. Televizyonumuzu, ne bileyim saç tost makinemizi, saç kurutma makinemizi, her şeyi. Üzerinde bir 1000 watt solar enerjimiz var. Şimdi arkaya burada bir de kocaman portmanto var. Burada kapağını içtiremedim. Ben şöyle, burası hep bu renkteydi. Ahşap rengindeydi. Hı. Ben bunları söktüm. Hepsini kendim zımparaladım, boyadım. Hı. Sadece bu kapak yetişmedi. Hı hı. Buraya işte ceket asmak için ya da ayakkabılar ısıtmak için. Burada şimdi bir de mikrodalga da var buzdolabının üzerinde. Fazla kullanmıyoruz ama. Şimdi bu taraf
Açayım mı? Açabilirsiniz tabii. Bastırarak açacağım değil mi? Bakalım. Oo, evet, burası bayağı büyük. Bu da kasetli değil mi? Yok, bu kasetli değil, bu depolu. Ha, şey, majaratörlü mü deniyordu ona? Herhalde majaratör öyle, deniyor evet, galiba. Yani yaklaşık 200'e atık su depomuz var. Çok iyi. Tuvalet ve duş ayrı bak. Ali'lerde de öyle, sende de öyle. Çok iyi. Yatağın ucunda hemen duşun var. Ben aslında değiştirmek istiyordum. Aracın uzunluğu yetmedi. Aslında yatağı böyle çevirmek istiyordum. Bu tarafa doğru tarafa çevirmek doğru. İstiyorsun. Duşu da burayı kısalttık. Duşu da buraya almak istiyordum. Fakat o yetişmedi. Burası dolapların. Dolaplarımız. Kıyafet burada dolapları. Delop şeyi, ayakkabılık falan, ayakkabı falan koyuyoruz. Su koyuyoruz. Burada yine bir çekmecemiz var. Vallahi kullanmıştı. Şahane. Evet. Zaten şu yukarısında bile baksana bir sürü dolaplar var oraya. Evet. Çok eşya alır onlar yani. Evet. Çok eşya alır. Çok güzel. Bayıldık. Bayıldık. Burası kontrol panelin. Aynen. 30 yıllık paneli halen her şey çalışıyor. Evet. Çok güzel. Gel bakalım şimdi bir de arka tarafa doğru da gidelim. Burada su depomuz var. Yaklaşık 500 litre. Vay. 500 litre. Ah. Burada depomuz var. Şu an biraz karman çorman. Olsun depo zaten. Evet. Deli gibi bir bagaj yerin var yani. Çok güzel. Ve bir de motorun var. Motorum var. O benim bir zevkim. Yani motor kullanmak benim bir ayrıca bir aşkım yani. Motorsuz olmuyor. Bir de karavandan bir yere sabit kaldığınız zaman ufak tefek alışverişimizi motorla yapıyoruz. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Evet. Zaten hani böyle bir araç kullandıktan sonra büyükse motor hakikaten seni kurtarır. Ya bu şekilde Almanya'dan böyle geldin ya. Nasıldı yollar peki? Yollar güzel. Bir de tatil sezon dışı olduğu için boştu. Şöyle diyeyim, bizim Hanover'de yaşıyoruz. Hanover'den huduta 2200 kilometre. 2 günde geldik. Türkiye'de kullanmak nasıl peki? Buradaki deneyimin nasıldı, trafik deneyimin? Trafik şehir içinde tabii ki biraz sıkıntılı. Araç büyük olduğundan, biraz geniş olduğundan. Fakat şehirler arası süper yani. Çok rahat, otobüs gibi böyle tıs 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 geliyoruz. Değil mi? Ya, tabii otobüsün girdiği her yere giriyorsun yani. Baksana buraya bile gelmişsin. Bir de gece gelmişsin yani. Vallahi şahane. Muzaffer, şahane. Seni tanıdığımıza çok memnun olduk. Güzel bir rastlantı oldu. Çok güzel bir rastlantı oldu. Yani umarım çok güzel yerler görüp çok güzel insanlarla tanış. Çok keyifli kampların olsun. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım kahveye. Bizim şimdi yardımcımız olacak. Çünkü Tulus'un tırnakları çok uçtu. Benim her tarafım böyle mahallenin paçalı kızı gibi geziyorum. O da sağ olsun dedi ki ben keserim. Hem de bizim normal kullandığımız tırnak makaslarıyla onun da kedisi varmış. O da öyle kesiyormuş. Şimdi bir de benim kızımın üzerinde deneyeceğiz. Evet, evet, evet annem o kadar uzadılar ki. Bak şimdi Tulus. Aşkım benim, güzel kızım benim. Hemen kesiyoruz. Bak bir tanesi bitti. Aferin. Aferin sana. Bu da bitti. Aferin. İş bilenin, kılıç kuşanın. Vallahi ya. Helal olsun sana. Tırnak makasıyla kesilebileceğini hiç bilmiyordum. Oldu mu? Bir tane kalmış. Bak onu saklıyorum. Bitti. Bak hadi. Teslim oldu ama artık bak. Son parmakta. Benimkine işte. Sadece ucundan alıyorum. Korkuyorum çünkü acıtırım diye. Normalde şuraya kadar alabiliyorsunuz. Evet diyorum. O pembe gelen yere dokunmayacakmışız. Oraya kadar. Evet şahanesin. Aferin sana.
time with stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? Okay.